Merhaba değerli Cumhuriyet Gazetesi okurları ve Cumhuriyet TV izleyicileri. Bugün Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi binamızda Cumhuriyet TV stüdyosunda Zafer Partisi kurucu genel başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Ümit Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı olsun oldukça, televizyon. Çok teşekkürler. Oldukça yoğun bir tempodasınız. Bizi kırmadınız, geldiniz. Rica ederim. Uzun vaktimiz var. Dilediğiniz kadar konuşabiliriz ama siz de uygunsanız, isterseniz sorularıma ben geçeyim. Ülkemizde kaçak göçmen ve sığınmacı sorunu büyüyor. Ortaya çıkan veriler çok tehlikeli bulunuyor ve bu dillendiriliyor. Resmi kaynaklardan açıklanan sayılar ile başka kaynaklardan gelen, ortaya atılan sayılar arasında bir tutarsızlık var. Evet. Bunun size göre gerçeği, doğru ortalamaları nedir? 3.7 milyon Suriyeli olduğunu söylüyor saray. Bunların kayıtlı olduğu, bu yıllardan beri değişmiyor. Ne azalıyor, ne çoğalıyor. Bu mantığa aykırı. Ve diyorlar ki işte 250 bin civarına vatandaşlık verdik. O zaman üzerine koyun 4 milyon ediyor aşağı yukarı. Bizdeki kayıtlarda 5.3 milyon Suriyeli var. Bu 5.3 milyon Suriyelinin 3.7 milyonu kayıtlı, gerisi kayıtsız. Ama bu 5.3 milyonun 900 binine vatandaşlık verilmiş. Bu kurumun içinden gelen bilgi. Açıklanan sayıdan yaklaşık 700 bin daha fazla. Birleşmiş Milletler kaynakları 600 bin kişiye vatandaşlık verildiğini söylüyor. 480 bin kişi geri döndüler diyorlar. Birleşmiş Milletler 100 bin kişi geri döndü diyor sadece. Bunun dışında 1,5 milyon Afgan, aşan Afgan var. Afganlar kayıtlarını kendileri tutmuşlar. Buradaki dernekler üzerinden. Zaten bizim devlette bu konuda kayıt yok. Sadece şöyle bir mekanizma yapılıyor. Eğer bir tane tuttuğunuz sayı oldu, Afgan'ı yakaladıysanız, geri yolladıysanız, sınır dışı ettiyseniz bir tane de girmiş kabul ediyorsunuz. Yani 400 bin mi yakalandı? 400 bin de içeri girmiştir diyorlar tahmini sayı ama gerçek sayının çok daha fazla olduğu anlaşılıyor ve devam da ediyor. Özetle Türkiye'dekiler şu anda oturma izni alanlarla, çalışma izni alanlarla 8 milyonun aşan bir yabancı nüfusu barındırıyoruz. Bu Türkiye nüfusunun %10'undan fazla. Ve bu nüfus tabii, bakın, Türkiye'nin ekonomisi üzerinde ağır bir krize neden oluyor. Büyük kaynak israfına neden oluyor. Bazıları diyorlar ki ya Türk işçileri de Almanya'ya gittiler, işte Almanya'da çalıştılar. Türk işçileri Bavyera sınırından dağları aşarak mı girdiler kardeşim? Gizli mi girdiler? Hayır. Hepsi tek tek sağlık muayenelerinden geçirilerek, bizim işimize yarar mı diye önceden karar verilerek Almanya'ya kabul edildiler, kabul edildiler, işlere yerleştirdiler ve ilk günden itibaren Alman ekonomisine olumlu katkıda bulundular. Peki, biz Suriyeliler için şu ana kadar ne kadar para harcadık? 2021 sonuna kadar 90.8 milyar dolar. Bu son duyduğumuza göre resmi 100 milyar dolara çıkmış. Ama bunun içinde mesela Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa Birliği'nden aldığımız para yok. O da onun dışında. Bu arada o parada da bir tutarsızlık yok mu hocam? Yani 3 milyar diyorlar, 6 milyar yok, ortada. Değişik bir şeyler de verildi. Yani 3 artı 3, öbür tarafta 3 artı 3 tahsis edildi, henüz kullanılmadı ama bir 12 milyarlık bir rakam söz konusu orada. Özetle ekonomi üzerinde çok ağır bir baskı. Bu arada bu 8 milyon nüfusun 2 milyona yakını değişik şeylerden, uluslardan burada çalışıyorlar. Bunlardan dolayı çok korkunç bir vergi kaybı ortaya çıkıyor. Türkler işlerini kaybediyorlar. Kiralar olağanüstü yükseliyor bu nüfustan dolayı. Ama son dönemde bir de vatandaşlık karşılığı, yani gayrimenkul satın alıyorsunuz, vatandaşlık alıyorsunuz. Bu sadece kiraları değil,
konut fiyatlarını da arttırmaya başladı. Türkler artık ev alamaz oldular. Bazı şehirlerde, İstanbul'da korkunç yükseliyor, Antalya'da korkunç yükseliyor, Ankara'da korkunç yükseliyor. Kabul edilebilir değil. Özetle bu sorun Türkiye'nin en ağır sorunu. Sebep neden en ağır sorunu? Çünkü bir tek noktayı değil, birçok noktayı etkiliyor. Sokakta güvenli yürüyemiyorsunuz. Cebinizden her Türk vatandaşına sormadan 1250 dolardan fazla para harcamışlar. Siz de 1250 dolar verdiniz, arkadaşlarımız da 1250 dolar. Kimse size sordu mu? Ya böyle, sen bir 1250 dolar vermek istiyor musun Suriyelilere diye? Hayır, sormadı. Ama siz hastaneye gidiyorsunuz, para ödüyorsunuz doktora, Suriyelininkini de ödüyorsunuz, üstelik Suriyelinin arkasında duruyorsunuz. Sonra eczaneye gidiyorsunuz, ilaç alıyorsunuz, reçeteyle parasını ödüyorsunuz, Suriyelininkini de ödüyorsunuz. Neden? Onu devlet, çünkü sizin adınıza, sizin paranızı harcıyor. Bakın, daha yeni Ankara'da hastaneden bir doktor aradı, bir Suriyeli 45 yaşında gelmiş, Türk vatandaşı da değil. Demiş ki, heyet raporu istiyorum. Niçin? Engelli maaş alacağım. Peki engeli ne? 6 yaşında Suriye'de çocuk felci geçirmiş ya. Ve heyet raporu aldı. Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi bunun parasını Türk milleti ödüyor. Biz buna isyan ediyoruz ve görüyoruz ki Türkiye bu sığınmacılar ve kaçaklar olduğu sürece bugün yaşamış olduğu fakirleşmeyi aşamaz. Ve üstelik bunlar kaldıkça ve sayıları arttıkça ki 15 milyon olacak sadece Suriyelilerin sayısı 2-10 yıl içerisinde biz Türkiye'nin bir iç çatışmaya, daha da net iç savaşa sürüklendiğini göreceğiz. Zaten bu böyle bir proje. Ve onun için de Zafer Partisi olarak Türk halkının bu konudaki iradesini temsil ediyoruz. Nedir Zafer Türk halkının iradesi? Gitsinler diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen seçimde oy veren, İyi Parti'ye oy veren, AKP'ye oy veren, HDP'ye oy veren, MHP'ye oy veren bütün seçmen. Şimdi düşünün, muhalefetsiniz, halk bir şey istiyor, iktidar bunun tersini yapıyor. Ne yaparsınız? Bu konuda siz de çıkar ortaya, dersiniz ki halkımın istediği şey bu, ben onları yollayacağım. Peki, ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Çalıştay topluyor. Bu çalıştayda onlarca bilim insanını bir araya getiriyor. 13 tane CHP milletvekili bir genel başkanımızın başkanlığında toplanıyorlar. 13 tane de meclisten danışman katılıyor. Ve sonuçta ortaya 150 sayfalık bir rapor hazırlıyorlar. Bu raporda ne olması gerekir? Türk halkının iradesi, bunlar geri dönsünler. Hayır, öyle değil. Ne diyor peki? Söylediği şu. Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız. Vatandaşlık vereceğiz. AK Parti'nin yapmış olduğu sosyal yardımları anayasal hak haline getireceğiz diyor. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi sarı muhalefettir. Ben İyi Parti'deydim, bunu gündeme getirip bunları geri yollayalım dediğim zaman İyi Parti'de de bana diyorlardı ki Ümit Özdağ Suriyelilerle kafayı bozmuş. Onlar da sarı muhalefet. Ama biz Zafer Partisi'ni kurduk. İktidara da muhalefete de bu konuda ayar vermeye başladık bile. Biz kurulduktan sonra ve sahaya çıkıp bunu ısrarla duymak istemeyenlere de duyurarak, bize yönelik ırkçı, faşist şeklindeki, altını çizerek söylüyorum, salakça ve emperyalizme hizmet eden suçlamaları da canınız cehenneme diyerek reddettik ve sonuçta Kılıçdaroğlu dedi ki ben de yollayacağım 2 sene içinde. Peki Kılıçdaroğlu 2 sene içinde bakın hakikaten böyle bir hazırlık yaptı mı? Yok. Biliyorum. Bakın bir gazeteci kendisine bir rapor hazırladı. Adını vermeyeyim. O raporda diyor ki 2 sene hazırlık yapmak gerekir diyor. Doğru, ciddi hazırlıklar. Biz yaptık, bitirdik. O hazırlık dönemini unutmuş, 2 senede yollarız diyor. Yani konuyu bu kadar bilmiyor. Konuyu bu kadar bilmediği gibi bir başka şey daha söylüyor. Efendim biz o insanlara orada evler yapacağız.
hastaneler yapacağız. İş yerleri yapacağız. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, hazır bunları yapmışken biz Türkler gidelim yerleşelim. Burada kirada oturan bir sürü insan var. İşsiz bir sürü insan var. Gitsinler Suriye'de ev de alsınlar. Şimdi bu Türk milletine yapılan bir haksızlık. Türk milleti kendisi kirada otururken, kendisi işsizken bir de Suriye'de geri dönsün diye onun evini yapamaz. Ama sadece CHP'yi bu noktaya getirdik? Hayır. Bakın Erdoğan çıktı dedi ki bu muhalefet gitmelerini istiyor, ben yollamayacağım dedi. Hı hı. Bizim etkili iki hafta süren bir kampanyamızdan sonra aynen CHP Genel Başkanı'nın söylediğini söyledi. Çok kısa söyledi. Bir süre içinde bir değişiklik onurlu gösterdi. Ve gönüllü geri dönecekler dedi. Erdoğan'ın sığınmacılar konusundaki keskin dönüşü neyin işareti diye sormuşum. Bizim muhalefetimiz. Çok net bir şekilde göndermemekten söz ediyordu. Cumhurbaşkanı hala Erdoğan. Hala göndermeye niyeti yok. Hatta şimdi seçimlere yönelik olarak yeni bir yatırım yapıyorlar. Onu da burada değerli izleyicilerle paylaşmak isterim. AFAD Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede belirli bölgelerde çadır kentler oluşturuyor. 1 milyon kişiyi seçimlerden önce geri yollayacaklar. Tamam, 1 milyon kişi. Orada bakacağız, gitmeleri için bir masraf yapacağız. Seçimden sonra da geri dönecek bunlar. Onun için bu bilgi bilgi sahadan. Bakın biz ciddi çalışıyoruz parti olarak. Yok, size yansıyan bilginin teyidi konusunda ben yani net bir bilgi yani bu. Tabii. Bakın biz İran içinden de net bilgi alırız. Afganistan sınırına kadar. Suriye içinden de net bilgi alırız. Çünkü yıllardan beri bu konunun Türkiye için en önemli konu olduğunu söylüyoruz, anlatıyoruz. Suriye iç savaşı çıkmadan, bu iç savaştan korkuyorum ben. Türkiye en fazla zararı Suriye'den sonra görecek ülke dedim, televizyon kayıtlarında var. Ümit Bey, şunu söyleyebiliyoruz o zaman evet. Rahatlıkla değil mi? İktidar seçim hazırlığı için Türk yurttaşlarının gözünü boyamak, etkilemek adına evet, böyle 1 milyon yapıyor. Suriyeliyi evet. Ülkelerine geri gönderecek. Bir süre orada çadırlarda barınacaklar. Sonra geri tekrar geri gelecekler. Evet. Şimdi tabii biz bu noktadaki politikamızda Türk halkının desteğini alınca gördüler ki Zafer Partisi büyük bir etkinlik kazandı. Şimdi onlar da gönüllü geri göndermeciler olarak piyasada dolaşıyorlar ama halk inanmıyor. Çünkü bu iş gönüllü olmaz. Herkes gidecek, gerekirse zorla gidecek. Ümit Bey, yurttaşın tepkisi yakın dönemi ölçüt alacak olursak son aylarda. En azından biz gazetecilerin gözlemi bağlamında söylüyorum bunu, arttı. Evet. Bu her açıdan görülebiliyor. Yani bir taksiye bindiğinizde de taksi şoförünün söylemlerinden, değerlendirmelerinden yola çıkarak da bunu söyleyebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarını gözlemleyerek de söyleyebiliyoruz ve tabii birçok başka ölçüt var. Bunun nedenlerini neye bağlıyorsunuz? Son aylardakinden yola çıkar. Şöyle, aslında ekonomik krizin zirve yapmasından ötürü vatandaş başını kaldırıp yeterince tepki bile gösteremiyor Suriye'de. Ekonomik kriz birazcık daha dinsin, tepki daha artacak göreceksiniz. Şu anda ekonomik krizin baskısı, açlıkla mücadele gerçek tepkiyi engelliyor. Ama halk yoruldu. Yani 10 seneden bu yana 100 milyar dolar para harca, elinde hiçbir şey kalmasın ve kendi şehrinin de kendi caddende dolaşamama, ondan sonra kızını dışarıya yolladığın zaman ne olacak diye endişelen, oğlunu dışarıya yolladığın zaman acaba dayak mı yiyecek diye endişelen, okulda eğitimin kalitesinin düştüğünü gör, hastaneye git Suriyelinin arkasında sıraya gir, eczaneye git para öderken Suriyeli bedava ilaç alsın. Bunlar halkı dedirtiyor. Sizin tespit ve araştırmalarınıza göre yurttaşı en çok ne kaygılandırıyor? Gelecek. Bugüne kızgınlık duyuyor. Ama geleceğin Türkiye'sinin bu nüfus eğilimiyle karanlık olacağını ve vatanını kaybedeceğini görüyor. Bunun bilincinde. Bunun bilincinde. Bunu görüyorlar artık. Sığınmacı, kaçak, göçmen sorununun baktığımız zaman iki öne çıkan boyutu var. Biri lojistik boyut, diğeri siyasi boyut. Mesela İran'a yönelik politikanız ne olacak? Suriye ile nasıl bir politika izleyeceksiniz?
Biliyorsunuz biz Suriye yönetimiyle görüşmek için çalışmaları başlattık. Tabii esas iktidara geldikten sonra yapacaklarımız var ama şimdiden belirli hazırlıkları gerçekleştirmek için hızlı çalışıyoruz. Ve biz Suriye'ye belirli şeyler önereceğiz. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İkincisi bu çerçevede Suriye'ye karşı herhangi bir Selefi örgütlenmenin Türk topraklarında veya başka bir ülke toprağında veya Suriye toprağında faaliyet göstermesini desteklemeyeceğiz, karşısında olacağız. Üç, Suriye'nin bunun karşılığında kendi toprakları üzerinde tam egemenlik kurmasına da yardımcı olacağız. Nasıl yardımcı olacağız? Onlar için savaşarak değil, yani Türk askeri Suriye'nin bütünlüğü için savaşmayacak ama Suriye ordusunun savaşmasını sağlayacak şartları oluşturacağız. Ve Suriyelilerin hızla kendi ülkelerine nereden geldilerse oraya dönüşleri için de süreci başlatacağız. Fakat Suriye tarafından geri dönen insanlara herhangi bir şekilde kötü davranılmaması konusunda Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Rusya'nın 5 sene süren bir güvence sistemi kurmasını kabul ettireceğiz. Aynı zamanda Suriye yönetiminden Bağdat dahil, Halep dahil Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin yeniden imarının Türk şirketleri tarafından üstlenilmesini ve geri dönen az çok Türkçe öğrenen Suriyelilerin de bu yeniden inşa çabasında görev alması gerektiğiyle ilgili bir anlaşma imzalayacağız. Bu çerçevede Suriyelilerin daha sonra geriye dönüşlerini sınır illerimizden başlayarak başlatacağız. Bakın sınır illerimizden başlayarak başlatacağız. Ama sadece Suriyeliler geri gitmeyecek. Afganlar da çok ciddi sayıda var ve onların da geri gitmesi lazım. Yenilerinin de gelmesi lazım. Gelmemesi lazım. Çünkü bakın dünya bir küresel ısınmadan geçiyor. Ve küresel ısınma ile birlikte bu Suriye krizi dışında yeni yeni göçler Türkiye'ye doğru yönelmiş durumda. Ve sayılar bugün 10 binlerde, yarın 100 bin ve milyonlara çıkacak. Anadolu'nun böyle bir yükü kaldırması imkansız. Onun için bizim sınır güvenliğimizi yeni önlemlerle kurmamız gerekiyor. Biz buna Anadolu Kalesi projesi diyoruz. Anadolu Kalesi projesi 1. Suriyelilerin ve diğerlerinin geri yollanması, 2. yenilerinin gelmelerinin engellenmesi, 3. Türkiye'yi terk eden genç, eğitimli Türklerin Türkiye'ye geri dönüşünü sağlayacak önlemlerin alınması olarak 3 başlık altında değerlendiriliyor. Gelelim Afganların geri yollanmasına. Afganların Türkiye'de hiçbir hukuki statüsü yok. Yani kaçaklar. Sınır dışı edilmeleri gerekiyor. 1. Burada da İki boyut. İçeridekilerin sınır dışı edilmesi, iki yenilerinin gelmesinin engellenmesini sağlayacağız. Burada Afganistan'ı terk eden bir Afgan'ın iltica ettiği veya sığınmacı konumuna geldiği ilk ülke neresi? İran. İran. Tamam, o zaman orada kalacaklar. Bu konuda İran'la çok daha ağır bir konuşma yapacağız. Bir, iki, İran içerisindeki devlet destekli kaçakçılık zincirini kıracağız. Eğer İran iyi komşuluk çerçevesinde bizimle bu konuda işbirliği yapmazsa Türkiye-İran ilişkilerinde gerilim yaşanır. Bakın çok net söylüyoruz bunları. Hı hı. Ama aynı zamanda sınırda alacağımız güvenlik önlemleriyle İran içinden başlayarak sınıra hiç kimsenin yaklaşmamasını sağlarız. Bunların detaylarına bu aşamada girmek istemiyoruz. Ümit Bey, bu Suriyeli sığınmacıların yanı sıra Pakistan ve Afganlar'da kalabalık gruplar halinde geliyor. Şimdi Pakistan'dan 13 bin kişi geldi Türkiye'ye şu ana kadar resmi kayıtlarda olan. Ve Türk-Pakistan dostluğu çok önemli ve çok değerli. Bu dostluk sadece Türkiye ile Pakistan arasında değil, aynı zamanda Pakistan'la Türk dünyası arasında da bir dostluk. Ve biz Zafer Partisi olarak bu dostluğun gelişerek devam etmesini istiyoruz. Bu arada belirli lümpen unsurların, suça meyilli unsurların Afganistan üzerinden veya İran üzerinden Türkiye'ye gelerek Türk-Pakistan ilişkilerine zarar vermesini de istemiyoruz. Bunun için de Pakistanlı yetkililerle temaslarımız var. Daha bu hafta Pakistan Büyükelçiliğinden partimizi ziyaret oldu.
ve bayramdan sonra da biz Zafer Partisi yetkili olarak Sayın Büyükelçi'yle Pakistan Büyükelçiliği'nde bir başka toplantı gerçekleştireceğiz. Ümit Bey, özellikle sosyal medyada Afgan veya Pakistanlıların TikTok üzerinden sınırdan kaçak geçiş yaptığı sırada çekilen tek sıra halinde, kalabalık erkek grupları halinde geçiş yaptığı videolar paylaşılıyor. Bazı kesimler bu videolara ırkçılığa meylettirdiği için tepki gösterirken insani vurgular yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çeşitli gezilerinde, yurttaşlarla buluşmalarında buna yönelik tepkiler dile getirildiğinde halk tarafından olumlamalar yapıyor. İnsani vurgular dile getiriyor. Burada herkesin aklında... Süleyman Soylu şunu söylüyor. Ya işte eskiden diyor Karadenizliler ağır işleri yapardı. Sonra diyor Güneydoğullar yapmaya başladı diyor. Kürtler diyor. Şimdi diyor Afganlar yapacak. Evet. Ne zaman bu adam çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaya başladı ya? Adamın görevi İçişleri Bakanlığı. Kardeşim senin bu senin derdin değil. Sen sınırları koru. Senin görevin şehirlerin güvenli hale gelmesini sağlamak. Sınır güvenliği sağlanamıyor mu sorusunu rahatlıkla sorabiliyormuş. Sorusunu sormak değil, yargısını veriyorsunuz. Sınır güvenliği yok Türkiye'de kardeşim. Sınırlarımız yol geçen hanı. Terörizm otobanına dönmüş durumda. Sınırları koruyamayanlar şehirleri koruyabilirler mi? Hayır, koruyamazlar ve koruyamıyorlar da nitekim. Yaptıkları tek şey istatistiklerle oynamak, suç kayıtlarını gizlemek. Ama onları da açıklayacağız biz. Göç ve sığınmacı sorunuyla ilgili olarak çeşitli siyasi farklı bakış açılarının görüşlerini almaya çalışıyoruz. Evet. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Komünist Hareketi'nden Aysel Tekerek Hanım ile görüştük. Türkiye Komünist Partisi'nden Kemal Okuyan'la genel sekreter kendisiyle görüştük ve vurguladıkları en çok öne çıkardıkları konulardan bir tanesi AKP iktidarının yanlış politikaları ve Avrupa Birliği'nden alınan para. Siz buna dair ne düşünüyorsunuz? AK Parti'nin yanlış politikaları, ya bunu tekrarlamaya gerek de yok. Türkiye'yi bir felakete götürüyor AK Parti'nin politikaları. 20 yılda devletin bütün kurumsal yapısını tahrip ettiler. Bakanlıkları tarikatlar ve cemaatler arasında paylaştırdılar. Eğitimi değil cehaleti örgütlediler. Liyakat ilkesini ortadan kaldırdılar. Yani bir devlete nasıl kötülük yapılabilirse bütün kötülükleri yaptılar. Şimdi bunun üzerine demografiyi değiştirmek gibi insanlık tarihinde ilk kez bir devletin intiharını gerçekleştiriyorlar. Millet yapısını değiştirmeye çalışıyorlar. Milletin demografisini, kültürünü ortadan kaldırıyorlar. Değerlerini ortadan kaldırıyorlar. İnanılır gibi değil. Bakın, inanılır gibi değil. Bu tarihin bu dönemini ileride tarihçiler cinnet dönemi diye anlatacaklar. Cinnet dönemi, evet. Bu bir politik cinnettir. Bütün büyük göçler devletlerin yıkılmasıyla sonuçlanmıştır tarihte. Bir tek istisnası yok, geri çeviremezsiniz. Efendim gelenler gitmezler, hadi oradan sen de. Bakın Pakistan'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Pakistan'a 6,5 milyon insan geldi. Pakistan'ın canını okudular. Şimdi 1,5 milyon kaldı. Gerisi döndü. Ama bu arada Pakistan devleti Hindistan'da yarıştan koptu. Çok ağır ekonomik, sosyal, kültürel bedeller ödedi. Devlet şeriat devleti haline geldi. Bu göç başlamadan Pakistan'da eroin kullanan sayısı kaçtı biliyor musunuz kayıtlarda resmi? Bir kişi. Bir. Şimdi yüz binler. Afganistan'ın Afganistan büyük etkisi bir oldu. Dini, dini değiştirdi, dini. Yani ve selefi bir süreci dayattı. Şimdi bakın bugün sokaklarda Türk kadınlarının, kızlarının videolarını çekenler ve bunu servis edenler yarın ne yapacaklar biliyor musun? Neden böyle giyiniyorsun diyecekler. Ben buradan bütün feminist örgütlere bir çağrıda bulunmak istiyorum sizin aracınızda. Zafer Partisi'ne destek olun. Çünkü biz Türk insanının yaşam hakkını ve istediği gibi yaşama hakkını savunuyoruz.
Hiç kimse kimseye karışamaz. Hele Afganistan'dan geleceğim, Pakistan'dan geleceğim, burada bana nasıl giyineceğimi, benim annemin, kız kardeşimin, arkadaşımın, ondan sonra eşimin nasıl giyineceğini sana söyleyeceksin. Sana ne? Ama bu Türkiye'deki kültürel yapıyı da değiştirecek. Onun için bugün bakın Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu arasında bir köprü olan, eşsiz bir kültürel yapıya sahip olan Türkiye'nin bu kültürel dönüşümü sonucunda ne olacak biliyor musunuz? Orta Doğu'nun sınırları Gaziantep'te biterken eğer geri git yollayamazsak Orta Doğu'nun sınırları Edirne'de bitecek. Şimdi biz o süreci yaşıyoruz ve Zafer Partisi dışında bu süreci analiz eden, küresel ısınmayla bu sürece eklenecek yeni nüfusları öngören, tahlil eden hiçbir siyasi parti yok. Onlar ihaleyle uğraşırken biz çocuklarımızın ve torunlarımızın nasıl bir Türkiye'de yaşayacağının ve yaşaması gerektiğinin mücadelesini veriyoruz. Merak edilen konuların başında bu insanların teknik olarak nasıl gönderileceği sorusu çıkıyor. Karayoluyla çoğu. Diyorsunuz ki bir zafer turizm var, bir de hava yolları var. Evet. Yurt dışına giden gençleri hava yollarıyla tekrar evet, ülkelerine getireceğiz. Sığınmacı, göçmen. Şimdi burada birkaç yöntemimiz olacak. Onları çok detaylı şey yaptık, çalıştık. Yani ara istasyonlar, kaç kişi refakat edecek. Çünkü çok edecek. Büyük bir insan nüfusu var. Günde 21 bin kişiden bahsediyoruz. Bir yıl boyunca. Tabii ilk gün yollayamayacağımız için 21 binin üstüne çıkacak bundan sonra sayı. Ama demiryoluyla da yollayacağız. İstikamete göre karayoluyla da yollayacağız. Deniz yoluyla da yollayacağız. Yani mesela Adana-Mersin bölgesinden deniz yoluyla Lazkiye'ye yollamak mümkün. Keza İstanbul'dan büyük nüfusları gemilerle Lazkiye'ye yollamak mümkün. Şimdi bunların biz maliyetleri üzerine çalışıyoruz. Mesela bir işte otobüs 50 kişi, 52 kişi yolluyor ama 52 kişi Suriyeli'ye bindiremiyorsun otobüse. Yani otobüste bir boşluk alanı olması lazım. Güvenlik görevlilerinin olması lazım. Bunlar yola çıktıkları zaman duracakları yerler olacak. Bunların yol masrafları olacak. Bütün bunları detaylarıyla hesaplıyoruz. Afganların geri dönüşünde tren yolu daha ideal bir çözüm olacak. En maliyetsiz, yani az maliyetli ve uzun bir, çok uzun bir mesafe olacağı için. Tabii burada İran'la işbirliği yapmamız gerekecek. İran'la işbirliği yapabilmek için belirli şartların oluşturmamız gerekiyor. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Yani teorik çerçevesini oluşturuyoruz. Tarihin en büyük geri dönüş projesinden bahsediyoruz. Şimdi biz tarihin en büyük geri dönüş projesiyle Türk ekonomisinin üzerindeki yükü, Türk insanının üzerindeki yükü kaldırmanın çalışmalarını yaparken ki Suriyeliler döndüğünde bakın enflasyon %13 ve diğerleri %13 azalıyor. %13. 2 milyon Türk için yeni iş yerleri ortaya çıkıyor. İstihdam alanı çıkıyor. Kiralar düşüyor. Bunlar az şey mi? Hayır. Bu çok büyük bir proje. Dedim ya tarihin en büyük ve en hızlı geri dönüş projesi. Biz bunları yaparken bir de altıda bir masa var. Ondan sonra toplanıyorlar masa. Ya Suriyeliler kalsın bakalım gönüllü olanlar gider falan. Ne yapalım hadi siyasi etik yasası yapalım. Ya siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Siyaseti İsviçre'de mi yapıyorsunuz kardeşim? Bu ülkenin bir felakete sürüklendiğini görmüyor musunuz? Bu ülkenin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görmüyor musunuz? Açlık ve pahalılık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görmüyor musunuz? İnsanlarımızın açlıktan, çöpten ekmek topladığını görmüyor musunuz? Hiç pazar yeri dolaşmıyor musunuz? Hadi iktidar dolaşmıyor, siz muhalefet olarak dolaşmıyor musunuz kardeşim? İnsanların taneyle domates aldığını görmüyor musunuz? Tamam. Ve Ali Babacan ve Davutoğlu gibi bugünkü felaketin en büyük iki sorumlusuyla hangi felaketi siz ortadan kaldıracaksınız? İşte bütün bunlar ortada gerçekler olduğu için Zafer Partisi Türk halkından, Türk gençliğinden büyük bir destek aldı ve
bu alt sarı muhalif partinin yapamadığı muhalefeti biz tek başımıza öyle bir yapıyoruz ki, o kadar etkili yapıyoruz ki, hem iktidara geri adım attırıyoruz, hem sarı muhalefete geri adım attırıyoruz. Onlara format atıyoruz. Bakın, format atıyoruz resmen. Bir Deva Partisi önde gelenin sosyal medya fenomeni olan eşi bir tweet atmış. Diyor ki, Zafer Partisi makul siyaseti diyor. Makul muhalefet yapılmasını engelliyor diyor. Hayır, sizin makul muhalefet dediğiniz sarı sendikacılık benzeri sarı muhalefet. Muhalefet öyle yapılmaz. Muhalefet iki haftada Erdoğan'ı yollamıyorumdan yolluyorum noktasına getirtmek ve Suriye'nin kuzeyinde milleti kandırmak için bile olsa çadır kentler kurdurmaktır. Biz bunu yapıyoruz. Bu göçmenlerin geri döndürülme sürecine dair tabii insan haklarını gündeme getiren pek çok yorum ortaya çıkıyor, değerlendirme çıkıyor. Ya bakın, bu insan hakları yorumlarını yapanlara bir sorun alansıyorsa sonra. Bir tane 8-9 tane Türk genci öldürüldü Türkiye'de Suriyeliler tarafından. Hiçbir cinayetten sonra bir aileye başsağlığı dilemişler mi? Bir tweet atmışlar mı? Ya bir Türk çocuğu öldürüldü suçsuz yere. Bu benim vicdanımı kanattı demişler mi? Hayır. Sizin söyleminiz üzerine bir örnek vermek istiyorum. Evet. Bir avukat hanımefendi Twitter'da paylaştığı iletisinde ülkesine gönderilmek istenen, sınır dışı edilmek istenen bir Afgan gencine zorla evrak imzalatıldığını ifade etmiş. Ve o ülkesine döndüğünde Taliban tarafından öldürüleceğini dile getiriyor. Böyle de bir bakış açısı var. Buna dair yani size gelen yansımalar... Şimdi bakın, bunu İzmir Barosu da yaptı. Hı-hı. İzmir Barosu'nun önünde biz şey yaptık, gösteri yaptık Zafer Partisi, hı-hı, olarak. Afganların geri yollanmasına karşı bir eylemlilik başlatmış baro. Ama aynı İzmir Barosu, bir İzmirli genç kız İzmir'de sokağın ortasında yürürken bir Suriyeli tarafından sebepsiz yere dövüldüğünde kılını kımıldatmadı. Onu da Zafer Partisi'nin avukat olan İzmir İl Başkanı Ege Tunca Bey avukatlığını aldı. Veya İzmir Torbalı'da bir Türk genci kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğünde İzmir Barosu kılını kımıldatmadı. Bildiğim kadarıyla. Onun davasında Zafer Partisi üstlendi. Bakın, ben İzmir Barosu'nu İzmirlilerin önünde, Türk milletinin önünde itham ediyorum. Neyle itham ediyorum biliyor musunuz? Türk milletine düşmanlık yapmakla itham ediyorum. Eğer bu dayak yiyen kızımızın yanında yer alsalardı, Torbalı'da şehit edilen oğlumuzun yanında yer alsalardı, bir yardımımız olabilir mi diye sorsalardı, bu yaptıklarını Afganlar için insanlık olarak anlayabilirdim. Ama Türkler insan değil, dövülünce ve bıçaklanınca Afganlar geri yollanmak istendiği zaman insan. Öyle mi? Hadi canım sen de. Z kuşağı demekten hoşlanmadığınızı biliyoruz. Ey Türk gençliği diyorsunuz. Evet, evet. Gençlerin sizin hakkınızdaki düşünceleri neler? Gençlere sorun ama gençler bizi seviyor. Nasıl geri dönüşler alıyoruz? Mükemmel geri dönüşler alıyoruz. Ve Zafer Partisi kurulana kadar yurt dışına gitmeyi istiyordum ama şimdi kalacağım ve burada mücadele edeceğim diyoruz. Çünkü biz Türk gençlerine diğer partilerin söylediği gibi size şunları vereceğiz, bunları vereceğiz demedik. Var mı programlarımız? Var. Yani çok güzel programlarımız var. Hı hı. Ama biz bunları açıklamadan Türk gençleri bize zaten sahip çıktı. Neden? Herkese söylediğimizi en iyi gençler anladılar. Efendim, gençler siyasete ilgisiz falan. Gençler siyasete ilgisiz değiller. Gençler bu sistem partilerine ilgisizler. Gençler bu insanın ruhunu çürüten, bundan sonra al gülüm ver gülüm muhalefetine ilgisizler. Ama gençler, unutmayın, Gezi'nin ilk 3 günündeki gençlik içinde bunlar siyasetle ilgisizdi ya, nereden çıktı denildi. Hayır, Türk gençliğinin içinde Atatürk yaşıyor. Onun için biz gençlerin desteğiyle büyük bir yükselişi temsil ediyoruz. Gezi dediğiniz için Osman Kavala'ya geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Bu sürece dair ne düşünüyorsunuz? Ya Osman Kavala'nın politik olarak, politik ilişkileri açısından, duruşu olarak temsil ettiği proje açısından Osman Kavala benim Zafer Partisi'nin rakibidir. Hı. En azından rakibidir. Geçmişte de kendisiyle birçok televizyon programında sert tartışmamız oldu. Hiçbir noktada bir şöyle şeyi toleransı kendisine karşı temsil etmemiz mümkün değildir. Ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır ve adil yargılanmayı her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı gibi hak eder. Biz bu kararın adil bir karar olmadığını düşünüyoruz ve yüksek mahkemeden de bir üst mahkemeden de döneceğine inanıyoruz. Zaten üç hakimden birisi beraat derken ikisi ağırlaştırılmış müebbet demişler. Ve muhalefet şerhi yazan hakim ortada hiçbir delil yok diyor. Dosyayı en iyi bilen üç kişiden bir tanesi. Şimdi o diğer iki hakim nasıl birisinin delil yok dediğine delil buldu. Ona bir üst mahkeme görecek. Ama şunun altını çizmek isterim. Şimdi HDP ve CHP'nin bazı unsurları Gezi üzerine bir şey kurmak istiyorlar. Manevi hakimiyet kurmak istiyorlar. HDP Genel Başkanı o zaman hatırlayacaksınız AK Parti ile çok can ciğer kuzu sarmasıydılar. Açılım saçılım sürecinde birlikte anayasa yazıyorlardı. Selahattin Demirtaş Gezi'de darbeyi gördüm açıklamasını yaparak Türk gençlerin kafasında jok kırılmasının önünü açmıştır. Şimdi kenara çekilip masum adam pozuna girmesin. Kamuoyu araştırmaları muhakkak yaptırıyorsunuz. Ortalama olarak Zafer Partisi'nin seçmen yüzdesi nedir sorusunun yanı sıra. Hep seçim gündemde olduğunda HDP seçmeni öne çıkarılıyor. Hı. HDP seçmeninin size bakışı nasıl? HDP seçmeninden oy alacağımızdan %100 eminim. Zaten söylüyorlar bunu. Sebep ne? Yani benim siyasi kimliğim, Zafer Partisi'nin siyasi kimliği, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği, Atatürk'le sorun olanlar, İstiklal Harbi ile Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle sorun olanlardan oy istemiyoruz, canınızı cehenneme diyoruz. Biz çok netiz yani bu konularda. Buna rağmen HDP seçmeninden, dik duruşunuzdan ve Suriyelileri yollayacak olmanızdan dolayı oy vereceğiz diyenler var. Gaziantep'te, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da ciddi oy alacağımızı düşünüyorum. Diyarbakır'da da bir kısım oy alacağız. Peki Türkiye'de siyaset her gün yeniden şekillenebiliyor, yeni parametreler devreye girebiliyor. Zafer Partisi'ne herhangi bir ittifaktan bize katılın çağrısı gelse, Türkiye'nin geleceği adına ve planlarınızı ortaya koymanız adına ne düşünürsünüz, ne yaparsınız? Şimdi bu çok teorik bir soru oldu. Şu mevcut iki ittifak açısından soruyorsanız hayır. Yani bu ittifakların içerisinde olmayız. Ama milli üniter devleti 21. yüzyıla taşımayı, kuruluş felsefesini, Atatürk'ün fikirlerini 21. yüzyıla taşımayı hedefleyen bir siyasi birlikteliğe hayır demeyiz kesinlikle. Bakın biz bu konuda hani bize diyorlardı ya Sağ Zafer Partisi muhalefetin oyunu bölüyor. Dedik ki gelin Mansur Yavaş'ı aday gösterin. Çünkü kazanacak tek aday bu. Biz de destekleyelim. Ve 7 Nisan'da yaptık biz bu açıklamayı. 7 Nisan'dan beri Türkiye'nin ana gündem maddesi. Çünkü Mansur Yavaş'ın arkasında büyük bir halk desteği var. Ama bu süre içerisinde gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Mansur Yavaş'ın ve Genel Merkezi Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor. Ve Türkiye yeniden bir Ekmelettin Bey vakası yaşamaya doğru gidiyor. Kendi kendilerini şöyle kandırıyorlar. Efendim kim koşa kazanır Erdoğan karşısında? Hiç öyle değil. Zafer Partisi'ne oy verme kararını vermiş olan birçok AK Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini de söylüyor. Yani AK Parti'den kopan her oy zannetmesin ki Millet İttifakı çıkarttığı herhangi bir kişiye gider. Ama Mansur Bey'in gerekçesini tartışmıyorum, sadece tespit ediyorum.
çok büyük bir karşılığı var. Bağımsız koşsa bile kazanır. Şimdi bu noktada ne yazık ki CHP'den büyük bir direnç geliyor. Ve biz Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in aday gösterilmesi konusundaki görüşümüzde ısrar ediyoruz. Ve eğer dedik 5-6 ittifak bu konuda bir adım atmazsa ve başka bir aday çıkartırsa Mansur Bey'e biz teklif götürürüz parti olarak. Fakat şimdi altılı ittifakta da parçalanma başladı. Deva ayrıldı altılı ittifaktan. Muhtemelen Gelecek de ayrılacak. Eğer bu ayrılma süreci sonrasında biz ittifakın tekrar Mansur Bey'i değerlendirmesini isteriz doğrusu. Şimdi burada söyleyeceğim şeyin altını çizmek istiyorum. Kemal Bey'e bir çağrıda bulmuştum. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayın. Mansur Bey dışında birisini aday çıkartıp örneğin özellikle siz aday çıkıp Erdoğan'a tekrar can suyu vermeyin demiştim. Şimdi birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Eğer Kılıçdaroğlu bakın Mansur Bey'in aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İyi Parti'yi bu ittifaktan ayrılarak Mansur Bey'i desteklemeye, bizimle birlikte desteklemeye çağıracağız. Ve çağırıyoruz. Bunun dışında bizim dışımızda birçok başka parti var. Mansur Bey'i desteklemeye hazır. Biz bu görüşmeleri de yaptık bu partilerle. Ve sayıları da az değil bu partilerin. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi eğer Kılıçdaroğlu'nu da ısrar ederse ben İyi Parti'nin tabanının da Mansur Bey'i arzu ettiğini biliyorum, desteklediğini biliyorum. İyi Parti'nin vatansever, milliyetçi tabanını da kaybedecek bir adaya oy vermeye sevk etmektense kazanacak aday Mansur Bey'e oy vermeyi tercih edecektir. Burada Meral Akşener'in de karşı karşıya olduğu tarihi bir vazife vardır. Bu tarihi vazifeyi yapması gerekir diye düşünüyorum. Ya masada oturtursun da kabul ettirsin ya da kabul ettiremiyorsa gelsin Zafer Partisi ile birlikte Mansur Bey'i desteklesin. Bir çağrıda bulunuyorsunuz. Evet. Seçimlerde Millet İttifakı'ndan ayrı bir yol izleyeceksiniz bu ve Cumhur İttifakı'ndan. Bu kesin. Cumhur evet. İttifakı karşısında. Size defalarca belki sormuşlardır. Millet İttifakı'nın oylarını böldüğünüz ve iktidarın lehine gelişmelere neden olduğunuz yönünde bir takım eleştiriler geliyordu. İşte bakın dedik ki bize evet. Mansur Bey'i çıkartın destekleyelim. Şimdi bu bakın bizim tekliflerimiz ve politikalarımız bu Ankara genel merkez koridorlarının komplo teorilerini tarihin çöplüğüne attı. Tarihin çöplüğüne attı. Biz bölmüyoruz. Biz birleştiriyoruz. Bölenler 20 yıldan beri Erdoğan karşısında mağlubiyeti sağlayan zihniyet. Mansur Bey'in yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz peki? Özellikle ismini gündeme getirdikten sonra. Daha sessiz kalan bir profil. Mansur Bey siyaseten doğrusunu yapıyor. Hiç eleştirmiyorum kendisini. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Yalçın'ın hakkınızda size yönelik istihbaratçı ve ajan söylemi var. Ne dememi bekliyorsunuz? Ben bunun cevabını vermiştim. Tekrarlamayayım. Peki. O zaman... Ben o partinin genel başkan yardımcısıydım. Aynı divanda oturduk. Babam da o partinin kurucusu. Rahmetli Türkeş'le birlikte. İnsan biraz utanır. Evet. AKP ile Cumhur İttifakı'nın küçük bileşeni Milliyetçi Hareket Partisi arasında da yakın döneme geçerek söylüyorum. Uzun süredir aslında bir gerilim olduğu sürekli konuşuluyor.
size çeşitli kaynaklardan bütün siyasi oluşumlar, partilere dair birçok bilgi geldiğini ifade ediyorsunuz. Cumhur İttifakı, iktidar ittifakının arasında böyle bir gerilim var mıdır ve sebeplerini bakın, neler olur? Bakın ben bir siyasi parti genel başkanı olarak bu ittifakın dışında olan ve karşısında olan nasıl CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakın iç meseleleri ve tartışmaları ile ilgili konuşmuyorsam bununla ilgili de konuşmam. Zafer Partisi olarak biz politikalarımızı bu konularda açıklarız, tekliflerimizi açıklarız. Mesela buradan Millet ve Cumhur İttifaklarına bir teklifimiz var. Tekrar edelim. Her ikisine birlikte Türkiye-Ermenistan sınır kapısının adını Talat Paşa sınır kapısı yapalım. Hep birlikte. Evet. Sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği'nin politikası ve stratejisi. Bir de tabii Avrupa Birliği'ni destekleyen, Avrupa Birliği'nin özellikle sığınmacılar konusunda ortaya koyduğu o insani çizgiyi öne çıkan çizgi? İddiaya göre, onların yansıttığına göre. Çünkü aslında her şey ortada net, nasıl davrandıklarını, özellikle Ege'den Yunanistan'a kaçmaya giden, kaçmaya çalışan sığınmacılara neler yaptıklarını tanırız. Türkiye'yi kesin bir baraj, bir engel olarak, hendek olarak kullandılar. Aynı zamanda hala biz buna son vereceğiz. İnsani mesajlar vermeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz senede iktidar kapıları açma tehdidinde bulunduğunda önemli sayıda sığınmacının Avrupa'ya gitmeye çalıştığına tanıklık ettik. Sonrasında bu tekrar gündemden düştü. O arada ne oldu? Avrupa Birliği ile pazarlık yaptılar ve o konjonktürel bir politikaydı. Vazgeçtiler. Biz Türkiye'nin bu tür tehditlerle, şantajlarla yönetilmemesi gerektiğini, bir politikayı ısrarla geri dönüş politikasını sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu politikayı planladık. Türk halkının önüne Anadolu Kalesi projesi olarak sunduk. Şimdi bu projeyi anlatıyor ve Türk halkından destek istiyoruz. Genellikle ekonomiye bağlı tehditler mi peki bunlar Avrupa Birliği tarafından ülkemize yöneltilen? Ekonomi de içinde var tabii ama sadece ekonomik mi? Hayır. Bazı jeopolitik, siyasi tehdit mekanizmalarında çalıştırılmış olması mümkün. Avrupa'da ırkçılık artıyor mu size göre? Artıyor. Bunun sebepleri neler? Göç. Peki ırkçılık ile sığınmacıların yasa dışı bir şekilde ülke sınırlarının içerisinde bulunmasına yönelik tepki. Ben kendi adıma hiçbir şekilde bir insanın canının, hayat unsurlarının tehlikeye girmesine göz yummak istemem ama bu insani bir bakış açısı tabii. Irkçılık ile sığınmacıların yasa dışı bir şekilde ülke sınırlarının içerisinde bulunmasına yönelik tepki arasındaki çizgi nedir? Eğer kendinizi bir üstün ırkın mensubu olarak görüyor ve ülkenize gelenleri de aşağı bir ırk mensubu olarak görüyorsanız ırkçılığı temsil ediyorsunuz. Ama ülkenize gelenlerin hayat tarzınızı, ekonominizi, demografinizi değiştirdiğini ve bunun sizin ülkenizin, insanınızın refahının, can güvenliğinin ve çocuklarınızın geleceğinin tehlikeye atan, sizin ülkenizi iç savaşa sürükleyecek bir süreci tetiklediğini görüyor ve bunu siyaseten anlatıyorsanız o zaman siz vatanseversiniz demektir. Evet. Şimdi toparlayalım isterseniz. Çok kısa birkaç tane daha soru var Ümit Bey. Şimdi bu Avrupa Birliği bize özellikle Suriyeli göçmenlerin... Bakın biz Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerini durduracağız. Avrupa Birliği ile yeni bir ilişki modeli öneriyoruz. Ekonomik içerikli bir model. Ama artık Avrupa'nın kapısında bizi tam üye alın diye ağlamayacağız. Tamam. 20 yıldan beri bunlar boşuna ağlıyorlar. Her iki tarafta Türk halkına yalan söylüyor. Biz Türk halkına yalan söylenmesini engelleyeceğiz. Avrupa Birliği ile bir ekonomik işbirliği modeli geliştireceğiz. Tamam. Bu sığınmacıların ekonomik anlamda çok büyük bir maliyeti olduğundan bahsettiniz. Bir de ucuz iş gücü olarak görülmesi boyutu var. Bu sömürü ve vergi kaçakçılığı. Ve bu biliyor musunuz? Türk Ceza Kanunu'nda cezası var bunun. Kiraya vermenin, evinizi kiraya vermenizin bile cezası var.
Tamam. Ama çok, kanunlar uygulanmıyor şu anda. Çok önemli iki sorun var. Tamam. Türkiye'de halkın büyük kısmı sığınmacıları tehdit olarak görüyor. Tepkiler evet. de artıyor. Burada sığınmacılar içinde mesela bir tehlike oluşmaya başladı. Yani tamamen sessiz sedasız bir şekilde hayatını idame eden, ki sizin savunduğunuz şeylerin dışında başka bir çerçeveden yaklaşmaya çalışıyorum. Bu insanların en azından bu gitme sürecine kadar nasıl önlemlerle korunmalı sizce? Bakın, bu insanları iktidar burada tutmaya çalıştıkça tepkiler artacak ve suçlunun yanında suçsuz da yanacaktır. Bunu engellememiz lazım. Dış tahrikler olacaktır. İstihbarat servisleri Türkiye'yi karıştıracaklardır. Türkiye'ye düşen bu karıştırmaları engelleyecek ve Türkiye'nin bir çalışma ortamında sürüklenmesini engelleyecek demografik yapıyı hızla sonlandıracak önlemleri almaktır. Yoksa siz bu önlemleri almazsanız bu ülkenin karışmasını engelleyemezsiniz. Evet. Hem iç dinamikler hem dış dinamikler bunu sağlarlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afgan sığınmacıların Türkiye'ye yönlendirilmesi ve getirilmesinde mutlak bir payı olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Bunu ben düşünmüyorum. Bu durum yani tespitisini yaptınız. Ve Afganistan'ı boşaltırken Afgan ordusunun belirli unsurlarının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'den başka bölgelere sevk edileceklerine dair bir anlaşmanın yapıldığı, İran'ın da bu sürecin içerisinde olduğu açıktır. Ama Afganistan'dan Türkiye'ye gerçekleşen göç sadece bununla sınırlı değildir. Peki demografik yapının bozulması net ve kesin bir yaklaşım. 10 sene sonra ya da 20 sene sonra sizin ortaya koymayı düşündüğünüz politika ve strateji gerçekleşmez ise demografik yapı bağlamında nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Şöyle bir tablo çıkacak. Şanlıurfa'da Türkler azınlıkta olacak. Gaziantep'te Kilis'te azınlıkta olacak. Kilis'te zaten azınlıkta. Hatay'da azınlıkta olacak. Adana ve Mersin'de sayılar aşağı yukarı denk olacak. Burada aynı zamanda yağışlar %40 azalacak, ürün azalacak, kaynak çatışmaları başlayacak. Birisi karıştırmak istediğinde kibriti yakacak ve Türkiye, Irak ve Suriye iç savaşlarından sonra Türkiye iç savaşı çıkacak. Elinizde bütün bu saydıklarınıza yönelik kamuoyuyla paylaştığınız ya da paylaşmadığınız her şey kamuoyuyla bilimsel paylaşmaz. Raporlar... Her şey kamuoyuyla paylaşılmaz. Paylaşılmaz. Evet. Peki. Konuk olduğunuz için, sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Buradan bizi izleyen Cumhuriyet Gazetesi okur ve Cumhuriyet TV izleyicilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.